Kıymetli hocamlar, değerli vakıf başkanımıza teşekkür ederiz. Çok sevdiğim hemşehrilerim, bu akşam sizlerle bir arada olmak, sizlerle birlikte bu sofrada bulunmak ve sizlerle birlikte de dua etmek benim için büyük bir onurdur. Hepinize teşekkür ediyorum. Tutulan borçların kabul olması duasıyla aranızdayım. Sevgili canlar, çok dünyanın en güzel, çok güzel bir vatanda, topraklarda yaşıyoruz. Elbette birbirimizi çok seviyoruz. Birbirimize çok şeyler borçluyuz. Bu ülkede kardeşçe bir arada yaşamanın hayalini hep beraber güçlendirmeye, asla sıkıntıya uğramaması için büyük bir gayret içindeyiz. Tabii şunu söyleyeyim, öyle bir topraklardayız ki en büyük kuralı birbirini hissetmekten geçer. Birbirinin acısını hissetmek, birbirinin yokluğunu, birbirinin ihtiyacını hissetmek, komşunun hukukunda da var, hemşehrinin hukukunda da var, vatandaşlık hukukunda da var, inancımızda da var. Dolayısıyla geçmişte yaşanmış derin acılar, büyük adaletsizlikler, toplum vicdanında yaşamaya devam edeceği için birbirimize sarılmayı, acılarımızı hissetmeyi ve paylaşmayı da bilmek zorundayız. Tabii bazen şöyle düşünülür, bu acıları, geçmişte yaşanan bu sıkıntıları yok saymak, bastırmak sanki o sorunu çözmek anlamına gelir diye düşünenler olabilir. Asla böyle bir şey değil, doğru değil. Tam aksine birbirini anlamak, acılarını, acı günlerini anlamaktan ve kavramaktan geçer. Dolayısıyla acıları hatırlamak, yüzleşmek hepimizin sorumluluğu. Bu anlamda üzerinden ders çıkarmak ve düşünmek, birbirine destek olmak, katkı sunmak hepimizin sorumluluğu. İşte bugün Kerbela acısı aslında her birimizin büyük acısıdır. Hepimizin düşünmek zorunda ve bu topraklarda ve bütün dünyada bir daha yaşanmaması adına sorumluluk almak zorunda olduğumuz ortak acımızdır. Büyük yaramızdır. O bakımdan hepimiz biliyoruz ki üzerinden yüzyıllar geçmiş değil, yüzyıllar, bin yıllar geçse acısı dinmez. Böyle bir acıya kayıtsız kalmak, hiçbir inanana, bu topraklarda yaşayan hiçbir insanımıza yakışmaz. İşte biz Kerbela acısını, Muharrem matemini yaşarken aslında zalimin zulmüne karşı hep birlikte olmak ve birlikte düşünmek, bir olmayı, diri olmayı yaşatmak hepimizin şiarı olmalıdır. Zalime karşı mazlumun yanında olmak ve ihtiyacı olanların, zalimin zulmü altında inleyenlerin, onların yanında olmak ve onlara destek olmak aynı zamanda cesur olmayı gerektirir. Bugünlerde cesaret ve kararlılığı göstermek de bizlerin boynu borcu. Güçlünün yanında değil, haklının yanında olmak hepimizin elbette ki ortak yoludur. Muharrem ayı hepimizin başka acılar yaşanmasın diye yürekten, içten dua ettiği, birbirine dua ettiğimiz bir ayımız. Hani bir defa mazlum olsan da bir defa zalim olma lafı var ya, sözü var ya, işte bu anlayışla yoğrulmuş olan Muharrem ayı felsefesine yakışan insanlar, inananlar
sizlerle paylaşmak isterim. Sevginin, saygının, hoşgörünün artması en büyük arzumuzdur. Muharebe ayı dolayısıyla bir başka hususumuz elbette ki yurdumuzda Alevi vatandaşlarımızın inanç dünyasına, Alevi vatandaşlarımızın inançlarını yerine getirebilmek, ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyduğu her hususa bu topraklardaki bütün kuralların, bütün kaidelerin, yasaların ve kanunların da uygun olmasını sağlamak hepimizin boynunun borcudur. Bu yönüyle özellikle Alevi yurttaşlarımızın yaşadığı sorunlara karşı ülkemizdeki tüm yöneticileri daha fazla duyarlı olmaya davet ediyorum. Manevi coğrafyamızı yurttaşları olan Alevi yurttaşlarımız kendilerine ayrıştırılmış, ötekileştirilmiş ya da yalnızlaştırılmış asla hissedemezler. Bunu hissettiren akıl asla bu toprakları kabul edeceği bir akıl değildir. Bu manada bizler bu tür hissedişler varsa Alevi vatandaşlarımızda bunları ortadan kaldırma mücadelesini vermek zorunda olan yöneticileriz. Bu yönüyle ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevim esnasında ve öncesinde yapılması gereken her husus, hangi husus var ise o konuda adım atmaya ve bu süreci mutlaka ve mutlaka hak ettiği noktaya taşıma konusunda Alevi yurttaşlarımızın hakkı ve hukuk anlamında bir nefer gibi mücadele edeceğini siz kıymetli canlarla hemşerilerle paylaşmak isterim. Gerek bütün inanç masası çalışmalarımız olsun, gerek Alevi vatandaşlarımızla olan diyaloglarımızda olsun, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'mizin, hatta dünyanın neresinde olsa olsun, Alevi vatandaşlarımızın ihtiyaçları noktasında ya da alınması gereken kararlar noktasında en üstün gayreti gösterme çabası en derin yolculuğumuzdur. Sevgili hemşerilerim, bu manada her daim söylediğim bir şey vardır. Bunu söylemekten de elbette geri durmayacağız. Cennetleri Alevi vatandaşlarımızın ibadethanelerinin yolda bunun üzerine hiçbir yorum yapılmamalıdır, yapılamaz. Bu yönüyle cennetlerinin ibadethane olduğuyla ilgili eksik kalan yerelde veya genelde bütün hususlarla ilgili en doğru, en sağlam, en güçlü adımlar atacağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın. Biz dört kitabın manasını sen sana ne sanırsan başkasına da onu san diye Yunus Emre'nin felsefesinden ayrılmayan insanlarız. Bu topraklarda hiçbirimizi kendimizi birbirinden üstün görmeyen kişileriz. Kendimizde bu hakkı bulamayız, bu kibiri bulamayız. Ve şunu söylemek isterim, ben sadece ve sadece Alevi yurttaşlarımızın bu şehre kattığı değer üzerinden, Alevi vatandaşlarımızın bu şehrin insanları, hemşehrileri olması itibariyle onların hakkı, hukuku ne var ise onların yanında olduğumuzu ve olacağımızı burada bütün canlara taahhüt ederim. Bizler bu yönüyle sizlerin yanındayız. Kimsenin bırakın ayrımcılığı tam anlamıyla eşit olması için mücadele eden yöneticileriz. Sadece Alevi vatandaşlarımıza değil, hangi inançta olursa olsun, bütün vatandaşlarımızın inançlarına saygıyı, o inançların ihtiyaçlarını karşılamayı kendimize kutsal bir görev olarak görürüz. İşte bizim çok güçlü, derin bir kardeşlik, bir
bir aradalık kültürü vardır. Bunu sonuna kadar hep birlikte taşıyacağız. Biliyoruz ki yeterince acı çektik, yeterince neler ödedik. Bizden sonraki kuşaklara kavgayı değil, ayrışmayı değil, sevgiyi, hoşgörüyü miras bırakmak için de var gücümüze el ele kol kola çalışmaya devam edeceğiz. Bunu başaracağımıza yürekten eminim. Bu yolda bu değerli ibadethanelerimize kutsal Alevi vatandaşlarımızın cep evlerinde verdiği mücadeleyi ve verdikleri ibadethaneyle ilgili hizmetlerden ötürü emeği geçen bütün kurum kuruluşlara, burada sürecin idaresine, Kaknus Sultan Cem Vakfı'na, Erenler Cemevi Şubesi'ne, bunların yöneticilerine, başkanlarına, nedenlerimize ve siz kıymetli canlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir olmayı, bir olmayı, bir olmayı başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu tutulan kuruluşların kabul olmasını diliyorum. Allah büyüğümüzü ve ağabeyimizi bozmasın. Hep birlikte huzurlu çocuklarımızın ve gençlerimizin çok güzel bir geleceğe koştuğu bu cennet bahanda güçlü bireyler olmayı, fikri, vicdanlı bireyler olmayı, bu kurucu değerlerimizin Cumhuriyetimizin Mustafa Kemal'a mümkün yolunda ve izinde yürümeyi hepimize Allah nasip etsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum. Bu evet, duasını kabul eden siz, dualarımızın kabul için, Allah rızası için, geçmişlerin ruhu için, tüm ve ehlilerin ruhu için Fatiha. Gel anneciğim, dön o tarafa, dön o tarafa. Bak. Seviyorum, seviyorum, çok seviyorum. Sağ ol anneciğim. Sağ ol anneciğim. İşin gücün rast gelsin. Allah razı olsun senden. Kusura bakma, seni görmek çok istiyorum. Onur duyarım. Tamam anneciğim, nasıl yapsak? Birine emanet etsem seni de. Ben giderim şimdi. Tamam. Tamam. Tamam anneciğim. O zaman şöyle kenarda dur. Önümüz kalabalık. Tamam. Şöyle bak, şuraya geç. Geç anneciğim.